İyi akşamlar. Ay gene koca hafta geçti. Nasıl geçiyor bu günler? Nasıl geçiyor bu saatler? Allah aşkınıza. Ben dehşetler içindeyim. Ömürler geçiyor aslına bakarsanız. İyi misiniz? Ben de iyiyim. Gerçekten iyiyim. Çalışmak iyi geliyor. Bu akşam benim için çok kıymetli, çok değerli. Bir öğretmenimin, bir ablamın, bir dostumun vefatının seneyi devriyesi. Bu gece onu anmadan olmazdı. Anımı tamamıyla canım Fikret Şeneş'in üzerine kurdum. Allah rahmet eylesin. Başka bir kadındı. Hayatım boyunca onu hep arayacağım, hep çok özleyeceğim. Efendim 63 senelerinde bir Batı müziği alakası belirdi. Bu ara birkaç sanatçı arkadaşımız beste yapıp buna İngilizce sözler yazmamızı istediler. Fakat zamanla bu bir iki sene götürdü. Ondan sonra kafi gelmedi. Türkçe sözler istenmeye başladı. Fakat biz tabii bütün bunları değil bu Batı taklitlerini kendi özgün müziğimizi istiyorduk. Halbuki bunun için epey zaman aldı. Çünkü bestecilere fazla para ödenmek istenmiyordu. Ötekiler hazır geliyordu. Fakat zamanla sanatçılar da bu özgün müziği tercih ettiler. Bugün çok şükür çok güzel besteler alabiliyoruz. Güzel besteleri gördükçe de tabii heveslenip çok güzel şeyler de yazabiliyoruz. Bütün isteğimiz yeni bir neslin oluşup bu müzik maratonunu ellerinde yeni bir meşaleyle özgün müzik olarak götürmeleri ki biz de zevkle bunlara söz yazabilelim. Hani öğrenciyken hocalarımıza sıfırcı bilmem kim, yani adı neyse, isim takardık ya. Bir türlü beğendiremezdik kendimizi. Çalışırdık, çalışırdık, istediğimiz notu alamazdık. Valla ben şahsen deli olurdum sinirden. Ama sonra yıllar geçince o öğretilerin, o not kırmaların ne kadar işe yaradığını gördüm. Daha da ötesini size söyleyeyim mi? Titizlendiğimden ben de öğrencilerime öyle çok bol keseden notlar vermez oldum. Eminim onlar da arkamdan dedikodu ediyorlardır. Sıfırcı ışıl diye. Olsun desinler. Eğer gerçekten emek verilirse, çalışmalarını yaz boz tahtasına çevirirlerse daha sonra işe yarayacaktır bana inanın. Kim bilir belki aralarından bir tanesi de hayırla beni yad eder. Tıpkı benim öğretmenim Fikret Şeneş'i yad ettiğim gibi. Şimdi yıl kaçtı bilmiyorum. 76'lar, 77'ler falan herhalde. Devlet tiyatrosundan istifa etmişim. Elimde çok komik bir para var. Ama bir özgüvenim var ki Allah'ım ya Rabbim dağları indireceğim neredeyse. Çünkü neden? Varlığıyla her zaman bana destek olan annemle kardeşim var arkamda. Onlara dayıyorum sırtımı. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Hayatta hep risk almalısın düşüncesi. Bana inanın, işte bu düşünce benim yolumu her zaman korkusuzca yürümeme neden oldu. Zaman zaman tökezledim. Zaman zaman bunalımlara girdim. Ama bugün oh ne iyi ettim de yaptım diyorum. Çünkü bir şey denemeden öğrenemezsin ki. Yani istediğin kadar söyle. Kızım önünde 20 metre balçık var. Girme buraya, tehlikeli. Hayır, gireceksin. Gireceksin ve oradan kendi gayretinle çıkmaya bakacaksın. Aksi takdirde balçık nedir bilemezsin ki. Sadece bir kelime olarak kalır kafanda. Yani benim hayat felsefem hep bu oldu. Her zaman. Kafama neyi koyduysam yapmaya çalıştım. Günahıyla ya da sevabıyla. Sonuçları ne olursa olsun. Benim seçimimdi, benim. Ama bugün geriye dönüp baktığım zaman hayal ettiğim her şeyi aşağı yukarı yaptığımı görüyor. Yani inanın, ay şunu da bir yapsaydım, ay keşke şunun da olsaydı falan hiç düşündüğüm bir şey yok. Hiç ama. Boğaz'da bir gece kulübünde çalışıyorum.
denize sıfır, böyle bir mekana sahip. İnanılmaz kalabalığı kıyamet gibi kopuyor. İstanbul'un en güzide insanları hep orada her akşam. Şimdi benim o devrede birlikte çalıştığım dostlarım o kadar kıymetliydiler ki fark etmeden hepsi bana hoca oldu. Her akşam seyrederdim onları. Her akşam. Ne yapıyorlar, ne giyiyorlar, nasıl mikrofon tutuyorlar, seyirciyle ilişkileri ne, nasıl davranıyorlar birbirlerine. Allah rahmet eylesin Ayten Artman, Esin Avşar, Allah sağlığını versin Altan Karındaş, Sevinç Pekin, hepsi kendi dalında birer profesyonel, birer virtüöz. Hepsi fark etmeden dediğim gibi hocalık etti bana. Ama bunların arasında bana en büyük hocalığı yapan sevgili Altan Karındaş oldu. Tiyatro tabanlı olduğu için, ilişkileri çok farklı olduğu için, daha başka bir empati kuruyordu seyirciyle. Yeni aldığım bir habere göre de şu anda kendisi yoğun bakımdaymış. Allah şifa versin inşallah. Gelmiş ve geçmiş olsun diyeyim. Çok kıymetli bir sanatçıdır, çok. Şimdi bir gece, bir hafta sonuydu zannediyorum. Sahnedeyim. İşte annemler var, kardeşim falan da var. O akşam rastlantı olarak onlar da vardı orada. Birdenbire bir alayla bir grup girdi içeriye. Ben de biraz asabileştim yani. Böyle bir gürültüyle girdiler. Ben de program yapıyorum. Böyle galiba da biraz ters ters baktım yani. Öyle hatırlıyorum onu. Şşş şş falan yaptılar benim o bakışımdan. Neyse ayrılan masaya doğru başladılar ilerlemeye. Yavaş yavaş oturuyorlar sessiz sessiz. Aa, bir de baktım aralarından bir hanımefendi ayakta. Ayakta dinliyor beni. Allah Allah, ilgimi çekti tabii. Şöyle bir kardeşime baktım yani gözle. O da ağzınla bana bir şeyler yapıyor. Hiç anlamam böyle şeylerde. Zaten dünyadan da haberim yok. Neyse. Ben de o sırada Rusça bir şarkı söylüyorum sahnede. Очи чёрные, очи страстные, очи льгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать бы дели вас, я недобрый час. Очи черные, очи страстные diye böyle attırıyorum o devirde. O zamanlar Rus parçaları söylüyordum, Azerbaycan parçaları söylüyordum. Çok severim, hala çok severim. Sahnede bir konser falan verdiğim zaman mutlaka bir Rusça, bir Azerbaycan şarkısı söylerim. Mutlaka. Hatta o kadar severim ki Ninni CD'si yapmıştım. Bir projeydi o. İçinde bir Azerbaycan Ninni'si de var. O kadar severim yani. Neyse, benim programım bitti. O sırada da sevgili Altan Karındaş sahneye çıktı. Ben kulise geçtim. Zaten biraz da kalmamın nedeni, geç saatlere kadar kalmamın nedeni de Altan ablada kalıyor. Arabam yok, maddi imkanım çok kısıtlı. Taksiyle falan gidip gelmem mümkün değil. Gece kulübü Balta Limanı tarafında. Ben oturuyorum Bağdat Caddesi'nde. Mümkün değil yani. O arada da Altan abla dedi ki, ya ablacığım niçin dedi bende kalmıyorsun? Yani bu böyle taksilerle gidip gelmek olmaz mı? Hem de merak ediyorum gecenin bir yarısı. Çünkü geç saat çıkıyoruz sahnelere. Sen gel dedi bende kal dedi. Bak ev müsait, yatağın var, her şey var. Hay Allah razı olsun dedim ve orada kaldım. Bütün bir programın sonuna kadar. Neyse tam o sırada şef garson geldi içeriye. Şey dedi, Işıl Hanım dedi, içeride Fikret Şeneş ve arkadaşları var. Sizi masalarına davet ediyorlar. Döndüm dedim ki Esin'e, ya dedim kardeşim de dedim bir şeyler söyledi. Yaptı ama ben hiç anlamadım ne söylediğini dedim. Kim bu Fikret Şeneş deyince Esin bir kahkaha attı. Ay Işıl, senin de dünyadan haberin yok dedi ve oturdu bana Fikret Şeneş'i anlattı.
Bakar mısınız cahilliğime Allah aşkına? Yani ülkenin en ünlü, en meşhur, efendim en değerli söz yazarı geliyor, beni ayakta dinliyor. Ben de onu tanımıyorum. Tanımıyordum yani. Vallahi tanımıyordum. Allah biliyor ya, nereden bileyim. Ben tabii çok heyecanlandım. Üstüme falan bir şeyler giydim hemen. İki makyaj, iki tık tık yaptım. Rujumu mujumu tazeledim. Hemen Fikret ablaların yanına. Daha oturur oturmaz masaya ilk lafı. Kimsin kızım sen, dedi Fikret abla. Aa, şaşırdım. Ben Işıl efendim, Işıl Yücez. Ay onu demiyorum, dedi. Onu biliyorum, dedi. Sordum, dedi. Kim olduğunu biliyorum. Ama sen esas kimsin? Yani bu Rusçayı nasıl böyle söylüyorsun? Tipim falan da çok müsait. Bana bak kızım, yoksa sen beyaz Rus falan olmayasın. Yoksa ajan olma kız, dedi bana. Ay bakar mısınız Allah aşkınıza? İşte nereden nereye bu ajan lafını Fikret abla koydu. Benim şansım var. Bana durmadan birileri isim takıyor. Hanım Ağa oynadım. İsmim Hanım Ağa oldu yıllarca. 5 yıl Hanım Ağa aşağı, Hanım Ağa yukarı. Yani fenomen bir hale geldi. Artık beyinleri karışıyordu insanların. Hanım Ağam, sizin eliniz uzundur. Acaba benim kardeşime bir iş bulabilir misiniz? Hanım Ağam hastanede kardeşim. Böyle bir rezalet yaşadım ben yıllarca. Hala bile bazen Hanım Ağam diye seslenirler arkamda. Demeye kalmadı sevgili Çağan Irmak. Hükümet gibi kadın, dedi. Ama ilk isim koyan da Fikret abla oldu. Ajan. Ve o gece başlayan dostluğumuz, Fikret ablayı kaybettiğimiz 2015 yılına kadar kesintisiz sürdü. Ve inanın bana, hala bu yaşa geldiğim halde onun öğretilerini, tavsiyelerini unutmam mümkün değil. Çünkü hepsi birer emirdi benim için. Hep kulağımdadır. Yalnız şarkıcılık konusunda değil, hayatın içinden de çok şey anlatırdı bana. Gerçekten öyleydi. Çok kıymetliydi, çok kıymetliydi benim için. Neyse. Bu arada müzik hayatı devam ediyor ama ben bir şeyin farkına vardım ki plaksız benim bir yere gitmem mümkün değil. Bir yere varmam mümkün değil. Elimde de çok az bir para kalmış. O arada da işte biraz o gazinoda mazinoda bir iki bir yerde çalıştım falan. Baktım olacak gibi değil. Bir miktarına paranın gittim. 45'likler vardı o zaman, hatırlıyor musunuz? O 45'liklerden aldım ve çetele tutmaya başladım. Plaklardan çıkan sonuçta aranjör olarak Noray Demirci çıktı. Söz yazarı olarak da Fikret Şeneş çıktı. Onlar daha çok yapmışlar piyasaya iş. Harika, dedim. Atladım, Fikret ablanın kapısını çaldım. Ablacığım lütfen al bu parayı. Sakın fazla da borçlanma. Bak kimselere mimselere para veremem. Bununla bana ne yaparsan yap, hangi şirketle yaparsan yap, bir tane bir plak yap. Bir yalnızlık hatası hemen dönüverdi başım. Yanlış kapı çalmışım, karşıma çıkana bağlanmışım. İlk plak. Kıyamet koptu. Orijinali bir Japondur. O zaman böyle yabancı bir müziklerin üzerine Türkçe sözler yapılıyordu. Arkasına arıyoruz, 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 hiçbir şey bulamıyoruz. Çok kötü bir şey yaptık. Yani böyle benim hayatımda birkaç tane çok kötü şey vardı. Bu da bunlardan biri. Ama şimdi enteresan bir şey. Şöyle bir bakıyorum arada bir sözlerine. Çok da enteresan şeyler yazmış Fikret abla. Acaba tekrar yorumlasam mı diyorum. Sonra gene içim kaldırmıyor, vazgeçiyor. İşte köye geldi bir gelin o. Köye geldi bir gelin. Ne, 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 ne. Aman sözlerini bile unuttum valla. Anlaşmaya gönlüm yok. Çok şarkı yaptık birlikte. Çok şarkı söyledik. Şimdi yeni bir çalışma içindeyim. Bakın ilk defa size haber vereyim. Bu bir vefa projesi. Onun benim için yazmış olduğu bütün şarkıları yeni bir düzenlemeyle ve şimdiki sesimle tekrar yorumluyorum. Sevgili Murat Aşkan yapıyor bütün alt düzenlemelerini. Hepsi ev stüdyosunda. Benim stüdyomda. Sevgili Aytuğ'da onları videolar. Oh bir güzel takdim ederiz sizlere. İnşallah dinlersiniz. Şimdi bakalım yukarıdan not verecek tabii onlar çıktığı zaman.
İleri mi gitmişim, geride mi kalmışım? Ama bana inanın. Eğer gene kırık not vermezse benim adım Işıl değil. Sıfırcı Fikret Şener. Fikret Şener'i sadece bir söz yazarı olarak tanımlamak hiç doğru bir şey değil. Her bir şarkısı bir öyküyü anlatır ve bizzat kendi yaşadığı ruh halini yazıya dökmüştür. Ve altını çizerek söylüyorum. Çok önemli, çok müthiş bir şarkı rejisörüdür. Yani sana çalışırken öyle bir püf noktasını gösterir ki birdenbire yorumun değişir. Bir lafı vardı, hiç unutmuyorum. Şiirin alt metnini yazmazsan, yorumunu ona göre kurmazsan sadece güzel bir melodi olarak kalır şarkın derdi. Yani karşıdaki insanın bilmediği bir dilde ona şarkı söylemek gibi bir şey. O insan sadece bir melodi algılar. E ne olur? Çırılçıplak kalır şarkın. Çünkü o müziğin yaratılma nedenidir sözler derdi. O yüzden ben hayatım boyunca yaptığım her şarkıda, oynadığım her dizide, sinema filminde, tekste, senaryoya, şarkı sözüne çok baktım. İstediği kadar güzel melodi olsun. Hiç beni enteres etmez. Aşağıdaki laflar nedir? Ne söylüyor? Bir felsefesi var mı? Bir dünya görüşü var mı? İşte bunlar hep canım Fikret Şeneş'ten aldığım öğretiler benim. Ablamın şarkıları daha çok dilden dile gider. Çok dilden dile gider. Çünkü neden? Gerçek duygulardan bahsediyor. Ve müzikle söz son derecede uyumlu. Biri Ardahan'a giderken biri Edirne'ye gitmiyor. İkisi de aynı şekilde başlıyor ve aynı şekilde bitiyor. Bakın size enteresan bir anı anlatacağım. Şu benim bir var bir yokun öyküsünü. Şimdi İzmir Televizyonu'nda her 15 günde bir yayınlanan bir müzik eğlence programı yapıyorum ve orada da sunucuyum. Program canlı oluyor. Katılan bütün sanatçılar canlı olarak şarkı söylüyorlar, orkestrayla ya da sazla. Ben de her 15 günde bir kendime ait bir şarkı ile programı açıyorum. İşte bu Hakan Eren'in gayretleriyle, Sony'nin katkılarıyla çıkarılan en iyi albümü var ya, onun içinde yer alan çoğu şarkı bu program için hazırlanmış ve sonra piyasaya sürülmüş olan şarkılar. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi o yıllar yabancı müziklerin üzerine Türkçe sözler yazılıyor. Ay parçayı bulmak ayrı bir dert, üzerine sözü yazmak ayrı bir dert. Aman ne kadar hummalı bir çalışmaydı size anlatamam. 15 günde de bir şarkı çıkartacağım. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz neredeyse. Hoş ben Sezen Aksu'yu yaparken de öyle yaptım ya. 15 günde bir şarkıyla buluştu seyirci, dinleyici. Şimdi şarkıyı bulduk. Ama sözleri yok ortada. Fikret ablaya rica ediyorum gözünü seveyim ablacığım Allah aşkına yaz diyorum artık ya. Bak programa yetiştireceğim diyorum katiyen. Son derecede ilgisiz bir türlü kafasını toplayıp da şarkıya dönemiyor. O arada büyük bir aşkı var Kemal Baba. Onunla çok inişli çıkışlı bir hayat sürüyor. O da tabii her şeyini etkiliyor. Benim yanımda o zamanlar böyle kasetler vardı, kaset çalarla. Kaseti koyuyorum. Acaba etkilenir mi diyorum. Hiç katiyen, mümkün değil. En ufak bir şekilde ilgi yok. Bir ara Ankara'ya programa gittim. Canım benim, Allah rahmet eylesin. Her programıma gelmeye gayret ederdi, izlemeye gayret ederdi. Tabii çoğu zaman da yediğim azarın haddi hesabı yok. O da ayrı konu. İyi ki yapmış, iyi ki söylemiş hepsini. Kemal Baba da Ankara'da, kendi evinde kalıyor. Bir gün telefon açtı, öğleden sonra geleceğim diye. Ay güzel kardeşlerim, güzel arkadaşlarım. Size anlatamam. Fikret abla size oldu bir 18 yaşında genç kız. Bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim? Tık 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 gidiyor. Gözüne salatalıklar koyuyor. Kafasına bigudiler sarıyor. Ay inanın bana ben 18 yaşındayken aşık olduğum zaman böyle bir heyecan yaşamadım. Ne ikram ederiz, ne çıkartırız. Bir de bu fasıl var. Neyse artık bu Kemal Baba'nın geleceği saatlerde giyindi, süslendi. Aman
Makyajlar yaptı falan. Allah'ım ya Rabbim, ne yazık, o nalet olası odanın telefonu çalmaz mı? Kemal baba gelemiyorum demez mi? Çocuk hastalanmış. Bana inanın. Dünyanın en büyük oyuncusuna verseniz bu değişimi oynayamaz. Canım Fikret ablam gözümün önünde 18 yaşındaki genç kızdan şimdiki halime döndü benim. 70-75 yaşına döndü. Oynasanız oynayamazsınız. Mümkün değil yani. Tabii benim bir anda kafam çalıştı. Aman Işıl dedim, aman. Zaman bu zaman, yazdırdın yazdırdın. Yazdıramadın, unut şarkıyı. Hemen kaseti taktım. İşte o arada birkaç bir şey, bir kadeh bir şeyler de ikram etti. Dinledi, koydu, ben bana kağıt kalem getirdi. Der demez bendeki sevinci size anlatamam. Neredeyse zil takıp oynayacağım odaların içinde. Bakar mısınız benim de terbiyesizliğime? Kadının ıstırabımdan kendime kazanç çıkartıyor. Utanç verici bir şey ama başka çarem de yok. Programa yetişecek. Ve işte ortaya çıkan şarkı haftalarca hey listelerinden inmedi. Bir var bir yok, hem var hem yok. Bugün yanımdaysa yarın uzaklarda, bir de bakarım ki yok ortada. Bir var bir yok, hem var hem yok. Beni severmiş oysa, bu ne biçim aşksa, birini bulmuştur nasılsa. Acı çektiren bir zaman diliminin sözcüklere dökülüşü. Yani sizin anlayacağınız, sanki o gün deveye hendek atlatmıştık. Ama sonunda çok güzel bir şarkı çıkmıştı ortaya. Haftalarca inanın o zamanki müzik dergilerinde liste başı olmuştu. Neyse şimdi Bir Var Bir Yok şarkısının sözleri yazıldı, müzikleri hazır. Ondan sonra sıra geldi stüdyoya girmeye. Sevgili Noray Demirci, canım benim, bütün o albümün altyapısını o hazırlamıştır. Şimdi Amerika'da, buradan selam olsun eğer bu programı dinliyorsa. Orkestra kaydını yaptı. İşte kaç kanalla kayıt yapıyorduk o zaman stüdyolar, ne bileyim, hatırlamıyorum. Böyle koca koca makara bantlar vardı. Ona çekilirdi bütün sesler. Bir kanalda sanatçıya bırakılırdı. Ama o stüdyolara o imkansızlıkla döktüğüm paranın haddi hesabı yoktu. Onu gayet iyi hatırlıyorum. Ya Fikret abla diyorum, Allah aşkına diyorum, biraz oluruna gidelim. Ha? Ne olursun. Kim dinliyor? Doğru dürüst söylemediğin takdirde, bu şarkıyı hissederek söylemediğin takdirde daha çok para verirsin diyor. Bir azar bir azar bana, size anlatamam. Hele bir keresinde. Ay yani şimdi bile böyle neredeyse kızarıverecek suratın. Şarkıcı olmayı yalnız seçmişsin sen dedi. Ben senin yerinde olsam pazara giderim dedi. Domates patates satarım dedi. Bana diyor koskoca kadın, Allah'ım ya Rabbi. Hakaretin bini bir para. Sayıyoruz sayıyoruz adamların eline paraları, çıkıyoruz stüdyodan. Hadi birkaç gün sonra bir daha geliyoruz. Gene sayıyoruz sayıyoruz paraları, gene çıkıyor. Bitmeyen senfoni. Yani başkası olsaydı benim yerime çoktan şarkıcı olma sevdasından vazgeçerdi ama ben inatçı kadınım. Artık bir noktadan sonra para mara da umurumda değil. Hem kendime inat yapıyorum hem de Fikret ablaya inat yapıyorum. Bana böyle hakaret ettin, bak karşılığında ben sana ne yapacağım diye. Neyse yüz akınla bitirdim o işi ya. Paraları da boş geçin. Giden, giden para olsun, boş geçin. Size şarkıcılık hayatımla ilgili bir sır vereceğim. Ömrüm boyunca sahnede platonik aşklar yaşadım ben. Başka türlü şarkı söyleyemem. Hiçbir zaman. Kendime göre böyle seyircinin arasından bir beyefendi seçerim. Kendimi ona aşık farz ederim. Ve bütün şarkılarımı o adam için söylerim. Adamın bundan hiç haberi falan yok tabii. Ama Fikret ablanın haberi var. Bu tarafımı biliyor. Bir duygu olmadan hiçbir şey yapamayacağımı biliyor. O sırada da dostlarımızın arasında bir eczacı beyefendi var. Adamın hiç haberi yok ama ben ona bayılıyorum. Ciddi ciddi platonik bir ilgi duyuyorum. Bu beyefendi Fikret ablanın da dostu.
Vallahi işin bu noktalara geleceğini bilseydim bu duygumu açar mıydım Fikret ablaya? Vallahi açmazdım. Ama şimdi iyi ki açmışım diyorum. Yoksa ben hala o stüdyonun paralarını veriyor olacaktım, inanın bana. Bu şarkı da ortaya çıkmayacaktı, çıkamayacak. Çünkü param da bitecekti yani. Şimdi o gün Fikret ablayı aldım evden, onun evinden. Taksim'deki ses stüdyosuna gittik. Ben prova falan yapıyorum. Biraz sonra kapı açıldı. Aa, ay bir de ne göreyim? Ay o platonik olarak aşık olduğum arkadaşımız gelmez mi? Ay derhal anladım tabii niye geldi. Ay ilk önce bir telaş, bir kızarma. İşte genciz tabii bir utanma. Ay acaba mı? Yani yapılır mı ablacım demeler, bir sinirlenmeler. Ondan sonra da bir rahatlık. Aman efendim, bülbüller gibi şakımak. Ve sonra liste başları. Buradan ne çıkıyor? Aşk güzel şeydir. Platonik de olsa. Yani sizin anlayacağınız bir var bir yok şarkısını bir platonik aşkıma borçluyum. Ya. Bir var bir yok. Hem var hem yok. Bugün yanımdaysa yarın uzaklarda. Bir de bakarım ki yok ortada. Bir de bakarım ki yok ortada. Bir de bakarım ki. Ya. İşte bu da böyle bir anı.